Türk milleti, Türk halkı burada ampute milli takımı bekliyor. Ve kahramanlar yurda döndü. Çok büyük gurur yaşattılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk milli takımı coşkuyla karşılandı. Bu gururu ortak olmaya geldik. Onlar bizim gururumuz. Osman Çakma teröristlere karşı savaştığında, gazi olduğunda helal etmiştik hakkımızı. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği de oradaydı. Böyle bir başarı Türkiye için çok anlamlı bir şeydir. Kaptanımızın alnından öpüyorum. Teknik direktör Uğur Özcan başarıyı tüm Türkiye'ye armağan etti. Kupa törenindeki üzüntüsü yüzüne yansıyan takımın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın bu kez mutluluğu gözlerinden okundu. Özcan, bu manzara karşısında kötü olmak mümkün değil dedi. Kötü olmak mümkün değil. Biz ikinci olduğumuzda çok üzülüyorduk. Yalnız bu coşkuyu gördükten sonra üzülmek mümkün değil. Futbolculardan Muhammed Yeğen de ulusal kanala özel konuştu. Herkese teşekkür etti. Giydiğimiz formada haklı olan o kadar insanımız var ki vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Türk milletinin yüreğine işlemişti Kaptan Osman Çakmak'ın hakkınızı helal edin sözleri. Osman Kaptan tekrar helallik istedi. Ya işte bu Türk halkı için her şey değer. Mücadeleye devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, dünya üçüncülüğünden sonra dünya ikinciliği, final oynadık. Biz inançlı bir ülkeyiz. Olmadı. Tek kale top oynadık 70 dakika boyunca, olmadı. İnşallah 2022 hedefimiz diyoruz. Kaptanım, milletin dili olayım. Hakkınızı helal edin. Biz onlardan helallik istiyoruz. Çünkü bizim üzerimizdeki forma Türk halkın forması. Takım ve taraftarlar dünya çapındaki başarıyı coşkuyla kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü de takıma çiçek verdi. Bu çiçeği ve bu hediyeyi İstanbul Emniyeti adına sizlere sunuyorum. Futbolcular adına basın açıklamasını Osman Çakmak yaptı. Kenya'ya 4, ABD'ye 5. Bunlar çok güzel şeylerdi. Olmayınca olmuyor. Kahramanlarımızın hepsi de her zaman daima askeridir. İnşallah Allah nasip ederse 2022'de zaten hedefler doğrultusunda yolumuzdan şaşmayacağız. Kendisine çok tebrik ediyorum. Başarılarını devamını diliyorum. Harika bir maçtı. Millilerin aileleri de törendeydi. Ben Türk annesiyim. Çok gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun oyuncularımızdan da. Karşılama töreninde yaşlı bir kadınla futbolcu Barış Terli'nin sohbeti de duygulandırdı. Barış Terli, ne mutlu Türk'üm diyene ifadelerini kullandı. Biz haliniz hep çok aynı. Üzüldük. Gerçekten uyuyamadık. Hiç üzülecek bir şey yok. Yani ben neredeyse çimleri yedim ağlamaktan. Hadi ben seni bir daha öpüyorum. Gerçekten hani bu kadar coşkuyu beklemiyorduk. Dünya şampiyonu olalım, ülkemizdeki insanlar daha da mutlu olsun istiyorduk ama gerçekten insanlar zaten çok mutlu olmuş. Ne mutlu Türk'üm diyene bu kadar büyük bir halkı bir araya getirdiğimiz için biz takım halinde, ampute milli takım olarak çok mutluyuz. Milliler bir sonraki Dünya Kupası için zafer sözü verdi. Türk halkı bizi yalnız bırakma, teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki şampiyonluk.